eden. Adamı tav etme, söyle ne var şurada ya? Bana ne, söylen bile. Zaten hep sene ne. Abi sen de bilmiyorsun değil mi? Sene ne? Bence de bilmiyorum. Kime ne? Aa, Mustafa Başkan geliyor. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldin Mustafa. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gel otur, gel. Gel birader, gel. Gel otur. Buyurun. Allah. Hayırdır ya, ha? Hastanede bir terslik falan olmadı değil mi? Yok, yok. Yok, bir terslik yok. Ha. Yani yarın ameliyatı alacaklar işte hanımı. Kan lazımmış 6 ünite de. Ben de ona geldim. Ayıp ettin ya, o çözülür ya, hallederiz onu biz. Hallederiz değil mi? Gençler, ha? Hallederiz. Gençler falan çözer. Çözemezlerse zaten benim kan herkese uyuyor birader. Ben bile veririm ya. Abi hallederiz dernekten herhalde. Tabii başkanım, biz ne güne duruyoruz. Hiç tasalanmayın. Başkanım, geçmiş olsun ya. Sağ ol, sağ olasın, sağ olasın. Ne yapayım, çay vereyim sana bir tane? Ver. Ya bak, hazırdaymış bak. Aferin oğlum. O yönek ol böyle. Gel babacığım. Yahu. Ne gerek var? Neye icat çıkartıyorsunuz akşam akşam dışarı çıkmaya ya? Ya babacığım, şimdi hanımlar istemiş. Güzel bir jest olur yani. Ya tamam, hadi bir an önce Bahtiyar'ın oraya gidelim. Açlıktan öleceğim, yoksa hanımları kırarım ha kardeşim. Hadi, hadi annem siz de. Tamam, tamam. Nazlı, babamı idare et. Ben bu içeridekinden kurtulup geliyorum, tamam mı? Tamam abi, tamam, hadi. Tamam. Babacığım, kurban olayım. Bak, yalan yalanı doğurdu. Allah aşkına, halledin. Tamam anneciğim, sen babamla git. İdare et orayı. Ben burayı halledeceğim, tamam. Ahmet abi. Canım. Şey diyeceğim, eniştemle konuştun mu ya? Bana bak Şahin. Şu Sinan'ı sen başımıza bela ettin, sen temizle. Git onu götür. At bir yere, bırak gitsin. Götüreyim ya. Nereye bırakayım, atıp gitsin. Dönemeyeceği bir yere. Şehrin nereye gitmem ya? Getirdiğin gibi götür işte. At gitsin. Ya Ahmet abi, adam bumerang gibi. Atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun geri geliyor. Ben sana ya. Bana pöfleme. Hallet şu işi. Ben sana. Pöfleme bana. Aha. Bak, dolandırıcılar yakalanmış. Baba nasıl götürüyor polis Allah aşkına? Darısı diğerlerin başına inşallah. Nasıl, izleyebiliyor musun bu tek? Televizyonu diyorum, izliyor musun? Evet. Rahat mısın sen orada? Afiyet olsun oğlum. Yorgunluk kahvesi iç. Direkt ayaklarına bir şey getir, şöyle sallanmasın. Yok. Seyfi babacığım, estağfurullah. Aslında ben size bir şey söyleyeceğim. Bekledim, tuttum kendimi ama dayanamıyorum, söyleyeceğim. İnşallah bugün yarın bizim evin boyası badanası bitiyor. Hep beraber gideriz, bizim evde 1-2 hafta dilediğimiz kadar kalırız. Ne güzel olur değil mi Dilek'ciğim? Ay kıyamam kız. Duydun mu Seyfe? Duydum. Boya badana bitiyormuş. Bir hafta sonra gideriz, hep beraber kalırız diyor. Kıyamam ya. Yok annem yok öyle misafircilik oynar gibi. Sen bana, ben sana ne gerek var? Siz gidin, rahat rahat yerleşin. Sonra biz Seyfi babanla gelir, uzun uzun kalırız. Değil mi Seyfi? Tabii, tabii, tabii. Tabii, tabii ki. Tabii anneciğim, tabii, tabii öyle. Sizin eviniz, bizim evimiz, bizim evimiz. Sizin eviniz. Ben bir Dilek'e bakayım, hemen geliyorum anneciğim. Dilek! Dilek! Mert'e. Kesin bir şeyler karıştırıyor bu, kesin. Aa, Seyfi annem bir dur kendine ya. Yeter artık bu çocukla uğraşma, ha? Yeter. Eninde sonunda kokusu çıkacak. Kokuyu alıyorum Nurten. Vallahi de alıyorum, billahi de alıyorum kokuyu. Ha, şimdi kebapları da attım. 10 dakikaya hazır. Eline sağlık ya Bahtiyar. Kokusu buraya kadar geliyor. Ya sağ olasın ama Fehmi abi, ne zahmet ettiniz ki buraya kadar ya? Söyleseydiniz eve kadar getirirdim ya. Yok Bahtiyar abi, olmazdı hiç. Hem bize de bir değişiklik oldu. Bahtiyar, Sinan'dan hiçbir haber var mı ya? Vallahi ne yalan söyleyeyim Fehmi abi, hala haber yok ya. Ben de merak etmeye başladım vallahi. Yok yok, siz merak etmeyin canım. Koca çocuk ne olacak ona değil mi? O bakıyordur kendine o. Ya nasıl merak etmeyeyim yenge ya? Nasıl etmeyeyim ya? İşte insanın kardeşi olunca merak etmek zorunda kalıyor. Şimdi aklım hem Sinan'da, memlekette ne yapıyor, ne ediyor? Vallahi meraktan çıldıracağım ya. Kardeşin ha bu senin. Adı üstünde kardeş. Aynı kandan, aynı candan. Etle tırnak gibisiniz abi. Kardeşin sana annenin babanın emaneti. Yani Sinan düşse, dizini acıtsa senin burada canın yanar abi. Tabii ki merak edeceksin. Kardeş abi o. Bahtiyar abi, yani şimdi Sinan böyle köşeden çıkıp gelse,
elini öpse mesela, ne yaparsın? Şu arkada kütük var bacım. O kütüğü alırım, onun o sırtında kırarım. Niye? Burada ne iş var? Gül gibi işi bırakıp buraya niye geldin? Sinan, enişteme yakalanmadan çıkmamız lazım, tamam mı? Hadi aslan, hadi. Oh! Ne oldu? İçemeyin. Ha? Çok fena tuvaletim geldi. Yok yok. Oğlum, sırası değil şimdi. Enişteme yakalanacağız, pep alacağız. Hadi Sinan, gel. Tutarsın, sonra yaparsın. Yok 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 yok, tutamayacağım. Neyi tutamayacağım? Yok dur Sinan, yakalayacağım. Sinan ne yap? Çok sağ olun hanım ablacığım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hürmetler. Hürmetler efendim, hürmetler, iyi günler. Bilader, hadi gene iyisin. Yarın sabah İstanbul Radyosu anonsu geçiyor. Heh, iyi, iyi. Başkanım, içinizi ferah tutun birazcık. Ben ocaktaki çocuklardan da bulurum. Tabii abi ya, bizim dernekteki çocuklar da var. Hele. Yarın kaçta ameliyat? Vallahi sabahtan dedi doktorlar ama saat vermediler artık. Sıra ne zaman gelirse tabii. Peki başkanım, bu doktorlar ne dediler yani? Bir şey demediler mi? Vallahi işte elimizden geleni yapıyoruz diyorlar Bekir. Hep öyle diyorlar. Yani Allah razı olsun, yapıyorlardı tabii. Ne yapacaksın ama 8. ameliyat. Yahu vallahi inşallah şifasını acil bulur diyorum yani. Aynen, bileler. Aynen. Sen de sıkma canını artıkın ya. O zaman ben şey yapayım, eve gideyim. Bir pijama falan alayım. Gece de servis almıyorlar belli bir saatten sonra hastaneye. Hanım orada yalnız kalmasın ya. Hayda, refakatçi olacak böyle başka biri yok mu birader orada? Sen de böyle ev, dükkan, hastane arasında heba oldun vallahi. Yani kim kalır? Kim kalır ki? Yani bir ay değil, iki ay değil. Kaç zamandır oradayız. O da doğru vallahi. Dükkanı birazcık imal ediyorum ama güçlü var. Siz varsınız. Tabii. Doğru söylüyorsun ya. Biz varız. Biz ne güne duruyoruz bileler. Allah gözün arkada kalmasın. Biz halledeceğiz. Tamam. Sabaha ne yapıyoruz? Biz hallederiz abi. Geliriz hastaneye. Tabii başkanım. Siz bir şey lazım olursa bir haber vermeniz yeter. Tamam. Sağ olun çocuklar. Rica ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Hadi. Selametle. Hadi. Acil şifalı. Acil şifalı. Allah şifa versin. İşi zor ya, değil mi? He? Çok. Allah'ın hikmetinden de sual olunmaz ki ya. Allah eyüp sabrı versin. Bu ne hastalıkmış arkadaş ya? Hele kriziz ya. Kadın orada ele çekir. Musa Başkan burada bele çekir. Hele Allah'ım ya Rabbi, yardım et ya Rabbi. Allah, Allah şifa versin. Herkesin de kendine göre bir derdi var. Ya. Afiyet olsun. Ahmetciğim. Sence Şahin çıkarabilecek mi çocuğu evden? Abicim biz artık aradan çekilelim diyorum ben. Tamam tamam, hallolacakmış. Tamam, halledeceğiz. Halledeceğiz. Hemciğim, kaldın. Yok, Mehmet abi aklıma geldi. Bakkal dükkanı da öyle kapalı görünce. Canım benim, ne kadar candan, ne kadar beyefendi bir insandı değil mi Hemciğim? Şimbul bakkal. Şimdi dükkan böyle Fehmi'cim, böyle kapalı mı kalacak? Allah evlatları bilir ya. Biz bir ara işletelim falan dedik ama beceremedik. Yapamadık, bizim işimiz değil tabii. Bilmiyorum ki ne olacak. Zaman gösterir. Hadi artık kalkalım ya. Babacığım hemen kalkmayalım öyle. Ya Bahtiyar abi bize çay söylesene ya. Evet. Tabii kardeş, hemen Mesut'a seslenelim ya, kaç tane? Benimki açık. Ne böyle işte. Dört tane demli bir açık. Tamam kardeş. Mesut! Mesut! Ah.
Aferin kızım. Hiç hesap şey yapma. Hayırlı işler. Ha, hoş geldiniz. Buyurun. Ben Butik Ali'yi arıyorum da buranın adresini verdi. Ha! Kim dedin? Butik Ali. Butik Ali. Butik Ali. Ha! Bu ince böyle zayıf olan. Evet. Ha, renkli gözlü. Kepçe kulaklı. Tebelemen uzun burunlu. Evet, evet o. Babacığım başka kim olacak? Bir tane Butik Ali var. Bizim Butik Ali'dir. Tamam be ya kızım. Ben anladım herhalde o Butik Ali olduğunu. Ha, sen kimsin? Ben bir arkadaşıyım. Arkadaşı mı? Allah Allah. Ben onun bütün arkadaşlarını tanıyorum. Sen nereden çıktın? Nasıl bir arkadaşmış bakayım bu? Abi niye ayrı soru soruyorsun? Butik eşyaları taşıdı ya. Benim depoda duruyor. Ha. Nerede? Nasıl? Depoyu da su bastı. Acil bir durum olmasa ben böyle koştura koştura gelir miyim? Ha tamam ya. Tabi apartmanın ikinci katı. Tamam sağ ol. Kolay gelsin. Ne dedi o? Eşyaları mı taşımış? Hmm. Ne eşyasıymış o bakalım? Bilmem işler yakıldır herhalde. Ev eşyası olacak hali yok ki. Ha doğru. Herhalde doğru doğru. Ha bakayım eşya aklına şey yaptım. Ha gösteriyorum gel. Uçanları gösterdim. Ya muhteşem olmuş ya. Muhteşem olmuş ya. Canım ailem benim. Aile sadece gibisi yok. Öyle değil mi Dilek? Öyle değil mi hayatım? Şey, anne benim ütüm vardı da ben unuttum ona bir bakayım şey yapayım. Tamam annem hadi. Kimse kıpırdamasın. Ben hallederim. Hiç merak etmeyin. Geldim, geldim. Evet buyurun. Aa! Mahmut, ne işin var ya senin burada? Butik durumlar kötü. Depoyu su bastı. Ne? Ali, kim gelmiş annem? Bir arkadaşım anneciğim. Biz şimdi pastanede gidip konuşacağız. Hemen halledeceğiz o işi. Aa, olur mu canım? Ne gerek var pastaneye? Burada halleşin işte. Yok. Biz konuşuruz ya. Gidip şey yaparız. Konuşurduk aşağıda. Yanık arkadaşın ha? nereden arkadaşsınız? Eşyalar benim depoda duruyordu da. Eşyalar değil. Mallar. Mallar. Mal müdürü. Benim malları depoda şey yapıyordu da, muhafaza ediyor da ondan dolayı biz aşağıda pastanede konuşalım Mahmutcuğum. Tamam. Yok oğlum burada konuşun biz de duyalım merak ettik ya. Babacığım bana her şeyi deyin ama burada konuşun demeyin lütfen. Bakın ben hiçbir şekilde işini eve getiren birisi değilim. Ben bütün derdimi, tasamı, kederimi, her şeyimi dışarıda sorunlarımı bırakırım. Eve geldiğimde canım karıma, güzel aileme hiçbir şeyi yansıtmam. Bu benim prensibimdir. Saygılar efendim. Mahmutcuğum geç önden. Hemen ben geliyorum. Evet hemen. Çarmak isterim. Pastanede hallederiz babacığım. Hiç merak etmeyin. Mahmut yürü. Ya. İşte. Görüyorsun. Görüyorsun. Ne kadar düşünceli damadım var sen görüyorsun değil mi Seyfi? Bak. Kesin bir şeyler karıştırıyor bu çocuk. Kesin bir şeyler karıştırıyor. Of my God ne olursun. Lütfen hadi ya. Neredesin? Hadi tamam bu sefer gidelim hadi. Hadi hadi. Hadi çok. Sen niye buradasın? Niye gitmiyorsun? Gidemedik, gidemedik. İşte. Babam gel. Çok. Kaybol. Geç. Kaybol. İşte bu. Geç. Buyurun. Ne oldu ya? Baba, gitmemiş hayvan. Harika canım. Hayvan. Ben şuna bir bakayım ya. Bakayım. Bakma, uğraş baba Fehmi'cim. Ya oğlum merak etme, o koca tavuğu yiyen fareyi çok merak ediyorum. Aman baba, boş ver canım. Ya Mahmutcum ya. Bir iki gün daha idare etsem mi ha? Butik su bastı diyorum. Zaten eşyaları ben kamyona yüklettim. Yarın sabah bir yer ayarla. Ya bana her şeyi de ama yarın sabah bir yer ayarla deme Mahmut ya. Yapacak bir şey yok birader. Yarın sabahtan görüşürüz. Ne diyorsun ya? Mahmut. Gidiyor musun? Bak. Aa. Ben ne yapacağım ya o kadar eşyayı? Sami abi! Abi koltuk takımına ihtiyacın var mı acaba? Yok. Nasıl yok ya? Bayağı, ne yapacağım ben koltuk takımı? Abi düşünsene. Koltuk takımını buraya koyarız. Müşteriler gelir. Oo, rahat rahat otururlar. Böyle ev hissiyatı içinde olurlar. Ne güzel değil mi? Ev hissi. Oh. Aa,
olmaz. Ya bir düşünsene baba, ev hissi. Alıracağım böyle çörekler, börekler, çaylar nasıl? Kötü. Kötü, olmaz. Ne diyorsun ya? Çık dışarı. Şahin? Olmaz. Ben de olmaz diyor ya. Ha. Ne yapacağım ben ya? Ay Ahmetciğim. Canım tamam, merak etme. Şimdi babam çıkar. Zaten o kadar kebap yedi, uykusu gelir. Babam yatar, biz de sinirini def edelim. Bence de en mantıklısı o. Ya, evet. Allah. Ya her tarafa baktım yok. Böyle dolapların arkasına falan baktım yok mu? Hayvan. Ay şu, ben bir de ufak odaya... Ha, hayır babacığım, babacığım siz mutfaktayken ben oraya baktım. Orada hayvan, fare, daha hiçbir şey yok. Ya tamam da bir daha bakalım. Tamam ya. Tamam, içim rahat etmediyse ben gideyim bir daha bakayım baba. Bir daha bakayım. Bak, bir bak, daha bakalım. Bak birden uyku bastırdı, ha. Oldu mu size de öyle? Bir de şimdi benden. Yatalım mı artık, hadi. Yok, siz yatın ya, ben yatmayacağım. Nereye yatayım ya? Ben sabaha kadar nöbetteyim ya. O fare bu gece bulanacak. Sabaha kadar şuradayım, gözümü kırpmayacağım ya. Siz gidin rahat rahat uyuyun. O fareye haddini bildireceğim ya. Benden kimse kaçamaz. Siz rahat rahat uyuyun, ben fareyi bekliyorum burada. Fehmi abi de bir yatamadı yani. Ya, ya değil mi? Babam birazdan yatar Sinan. Babam yattıktan sonra sen topuk abiciğim. Abi ben nereye giderim? Onu buraya gelmeden önce düşünecektin. Sinan. Babam yatar. Sen naş. Nazlı inat etti. Nöbet tutacağım diyor. Yatmıyor. Ne yapsak acaba? Anne şey yapalım mı? Sen onu ikna edebilirsin böyle belki. Ya yatmazsak da böyle elektrikler çok yanıyor. Fehmi'cim de fatura çok gelecek de. Öyle onun silahıyla onu böyle ikna etmeye çalışsan olmaz mı? Çok güzel fikir. Değil vallahi mi? Çok güzel. Dur. Bir de bunu deneyeceğim şimdi. Dur. Yapabilirsin bence. Dur. Dur sen dur. Fehmi'cim. Evet. Yatmayalım mı artık? Geldi uykum bence. Yok yok, siz yatın ya. Siz yatın. Ben yatmayacağım. Ya gelin çok korkuyor fareden ya. Ben sabah kadar nöbet tutacağım. Merak etmeyin. Siz rahat rahat uyuyun. Ben buradayım. O fareyi yakalayacağım bu gece ya. Thank you.
Nöbettesin. Nöbetteyim ya, nöbetteyim hocam. Burada fare yok. Her yer. Yok, baktım öyle. Tamam, ben burayı konuşan ediyorum. Sabaha kadar buradayım, merak etme. Sabaha kadar. Tabii ya. Orası temiz baba. Tamam. Allah rahatlık versin. Hadi gel. Ben müsaaden. Rüge ya, sabaha kadar gözümü kırpmadım ha. Nöbetteydim valla. Kapan kurmak şart. Bravo benimcim, kapan. Kapan şeyde var, kömürlükte var. Çocuklar hemen kurarlar kapan. Evet evet, kuralım. Kapan en iyisi ya, başka türlü olmaz. Hı. Bana bak, tuvalette kim var ya? İki saattir çıkmadı. Çocuklardan biri. İki saatte tuvalette kalınmaz ki ya. Evet. Hay Allah işte. Günaydın. Günaydın kızım. Babanı hemen evden göndermemiz lazım. Ay artık görsün Sinan anne, ne yapayım? Ama Sinan'a mı diyorum ben? Çağatay'ı diyorum, arayacak ki çocuk saat 2'de. Ay tamam, Çağatay arar babamla konuşur, ne güzel olur. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi böyle konuşuyorsun ya Nazlıcığım, pes. Konuşur ayrıca da, konuşacak tabii ki konuşacak ama aradaki bir buzlar eriyecek. Ondan sonra biraz zaman geçecek, şimdi öyle patatanak olmaz. Oh anne, ne kadar inatçısınız ya. Ay, sorunlar konuşuldukça çözülür. Ya, inanamıyorum, saklıyorsunuz, ne oluyor? Bak biz Sinan'ı gönderemedik evden, kurtulamadık ondan. Günaydın babacığım. Günaydın yavrum. Nazlı sen de dedin değil mi içeride? Günaydın baba. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Ha içerideki sen de değildin. Ha yok baba, değil. Sen değildin, Nazlı değil. Gülcan değil. Kim içeride ya? Bu bir ya. Nazlıcığım olmaz, vallahi olmaz. Bak bir an evvel kahvaltısını ettirelim, güzel güzel gönderelim babanı evden. Ben onun yanında konuşamam diyorum Çağatay'la. Ne diyeceksin anne Çağatay'a? Ne diyeceğim? Dön evine diyeceğim. Çocuğum ne diyeceğim? Anneciğim, anne. Tamam Çağatay'la konuş, güzel güzel konuş. Ha. Ama dön eve falan deme çocuğa yani. Sonuçta Çağatay'ın kararı. Saygı duymamız lazım. Karar ne? Karar neymiş ya? Karar neymiş ya? Artık benim dediğim olacak. O çocuk bu eve dönecek, o kadar. Anneciğim bak, o kaç hiç Nazlı Allah aşkına cevap verme bana. Yeter artık bak. Buruma kadar geldi. Sizin kararlarınızı gördük hanımefendi. Ayrıca sen o pastanedeki çocuk var ya, onunla da gideceksin, buluşacaksın, o kadar. Hani bu konu artık benim dediğim olacak. Bitti. Bu konu bitti. Bitti. Ne istiyorlarsa onu yapacağım, tamam. Ne tamamı Nazlı ya, ne tamamı? Sırf annen istiyor diye tanımadığın bir adamla mı buluşacaksın? Nazlı, Gülden, neredesiniz ya? Ay yürü gel, dur. Bir dakika. Şimdi... Ahmet burada, kızlar burada, sen buradasın. Peki tuvaletteki kim? Kim Ahmetciğim? Çok güzel bir soru, çok yerinde bir soru. Babam gerçekten çok doğru bir yere parmak basmak süre. Evet, herkes buradayken, herkes buradaysa tuvaletteki gerçekten kim? Çok basit bir soru ya, çok basit. Evet, basit. Acayip ya, tek kelimelik falan, çok basit bir soru. Kim? Kim? Fare! Ah. Fare. Babacığım, ben sabah girdim. Fareyi görünce duydunuz mu çığlığımı bilmiyorum ama korkudan kapıyı kilitledim Ahmetciğim. Gülden. Fare var orada. Gülden. Canım. Canım, karım benim.
Ah, kim bilir ne kadar korkmuştur. Nasıl korkmuşsunuz fareden? Ödü kopar fareden. Şimdi tamam da biz tuvalete giremeyecek miyiz? Ya. Zor babacığım. Çocuk çok uzun süredir içeride başına bir şey gelmesin. Söyle artık, söyle şunu. Haydi. Bana bakın. Siz aranızda neler geberiyorsunuz? Ya şey diyorduk Fehmi'cim. Şey diyorduk. Nurten'lerden mi rica etsek acaba? Mecbur. Ne yapacağım? Ne Nurten'i ya? Nurten'in tuvalete çıkılır mı? Ayıp ya. Baba. Seyfi abi gazeteyle iniyor ya bize. Saatlerce çıkmıyor ya hani. Yani. O Seyfi ya. Aa. Gerizekalı. Benim ne işim var orada? Ben Seyfi miyim? Herif iki senedir bana Fethi diyor ya. Gerizekalı. Oh. Tamam ben kahveye gidiyorum. En doğrusu. Ne yapıyorsun kardeşim sabahın köründe? Biraz sessiz ol, kimse görmeden şu kalanı da içeriye atalım ya. Butik kimin ki burası? Burası çok yakın, çok sevdiğim bir abimin. O da şu anda buralarda yok. Uzun sürede gelmeyecek. Allah'tan yedek anahtarı var Mahmut'cum. Ticaret halledeyim ya. Niye abi? Nereye gitti? Ki... Ergun abime. Yani Mahmut, Ergun abi nereye gitti biliyor musun? Ya boş ver Mahmut'cum ya. Yani ne yapacaksın? Herkes onu soruyor zaten. Ergun abi nerede? Ergun abi nereye gitti? Ne yaptı? Ne etti? Yani ben şimdi bu hikayenin neresinden başlayayım da neresine kadar anlatayım kardeşim? Kocaman hikaye ya. Ya bak işimiz gücümüz var. Hemen şunu halledelim. Kimse görmeden bak vaktimiz geçiyor Mahmut ya. Hadi kardeşim. Günaydın Fehmi abi. Aa, adam görmedi bile. Babam çok çok çok. Sinan! Oh, çıksa çıktı çıktı. Ahmet abi, ha Sinan? Fehmi abinin sesini duyunca biraz oyalanayım dedim içeride. Yaşa be. Yaşa be sen vallahi. Çok iyi düşünmüşsün ya. Ay nereden aklına geldi baba? Sesini. Hadi gidiyorsun. Hadi benim yakışıklı kardeşim. Hadi benim iki gözüm. Tamam. Abi bir saniye şimdi Allah aşkına. Evladım bak. Babamı artık sakinleştirebilmenin, ikna edebilmenin imkanı ihtimali yok benim güzel kardeşim. Söylenebilecek bütün yalanları söyledik. Sinan. Gidiyorsun Sinan. Durdun kabahat Sinan. Hala duruyorsun Sinan. Ahmet abi nereye giderim? Abi çekme sen abi. Hadi Sinan. Hadi ayağa kalkın. Hadi. Hadi Sinan. Abi nereye gideceğim ben Allah aşkına ya? Ama yani Sinancığım bunu İstanbul'a gelmeden önce düşünmen lazımdı. Tamam. Be Ahmetciğim. Sinancığım şimdi şöyle her zaman beklerim. Bak. Başımın üstünde yerim var. Her zaman gelebilirsin de. Biliyorsun Fehmi abim biraz şey yani. Hı. O yüzden de bir de biz bir telefon bekliyoruz. Onun da böyle bir şey var. Yani karışık biraz durumlar. Ne olur kusura bakma. Ali! Ne yapıyorsun? Dilek! Ne demek ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun ya? Görmüyor musun? Eşyalarımızı kurtarıyorum hayatım. Ya buraya mı girdin? Annem görürse ne olacak? Ya Ergun abi yok bilmiyor musun ya? İçeriye dolduracağım işte ses etme. Hakikaten ya. Gelmeyecek mi hiç? Nereye gitti? Ya sen ne Mahmut ya? Sen ne kardeşim devamlı sorup duruyorsun Allah Allah ya. Aç şunu içeri. Dilek. Kız Dilek. Annem geliyor. Çabuk kaldır onu Ali ya. Çabuk kaldır. Annem sesleniyor. Ali çabuk geliyor. Kaldırın. Ya. Ya sen baştan söylesene Fehmi abi. Fare bizim işimiz ya. Allah Allah. Nasıl yani ya? Abi nihayet de gıda sektörüdür mü? Cardın'la mücadele etmesini bileceksin kardeşim. Cardın mı? Cardın. Ya biz Adana'da farenin büyüğüne cardın deriz. Yok bu bizim evdeki cardın gibi falan değil. Bayağı insan gibi ya. Ya akşamları bir büyük tavuk yiyor. Sabahları da tuvaletten yarım saat çıkmıyor ya.
Ya sen bizim Sinan'ı tarif ediyorsun. O da öyle. Aynı Sinan ya. Dur, ben şu kapağını alıp geleyim baba. Bekle. Bekle ben. Evet, tabii. Hadi Sinan. Ahmet abi, nereye götüreceksin beni? Ya abime teslim etme beni, ne olur ya. Tamam be oğlum, bize gidiyoruz, tamam. Ahmet, bir saniye. Dur, ne? Bize mi gidiyoruz? Evet, yani birkaç gün hayatım ya. Biz nasıl olsa buradayız. Tamam, şimdi abisiyle boşu boşuna kavga gürültü hırgür olmasın. Birkaç gün. Ama Ahmetciğim, biz o konuyu henüz konuşmadık senle. Ne var canım, o konuyu konuşacak, o konuda bir şey yok ki de güzel, böyle iyiyiz hep beraber. Ahmet. Konuşuruz. Bir tane konuşuruz. Ama şimdi başka bir önceliğimiz var değil mi? Sen hala burada mısın Sinan? Rukiye teyzeciğim, her şey için çok teşekkür canım. Ediyorum. Eline sağlık. Canım ne demek? Haydi kızım, haydi bakalım. Hadi kolay gelsin. Mahmutcuğum. Şimdi birazcık aşağıya doğru ey, öyle sokalım içeri. Butik, bu dolap buraya sığmaz. Sığar kardeşim. Sığmaz. Ya sığar ya, sen beni dinlesene ya. Sığmaz abi, sığsa da dönmez. Sığmaz. Hadi Sinan, hadi Sinan. Aa, Sinan, Butik. Ne işin var senin burada? Eyvah babam. Aha, abim. Ali annem. Maazallah. Ay biraz ayıp oldu evet ama yani Allah'tan gitti çocuk yani. Bana bakın, bu Ahmet niye kimseye hayır diyemiyor anacığım? Hiç kimseye hayır diyemiyor bu çocuk. Yo, Ahmet bana çok güzel hayır diyor anneciğim, siz hiç merak etmeyin. Ay ya, bugünün işi mi? Şu curcuna bugünün işi mi? Telefon gelecek, bilmem ne olacak. Doğru değil tabii. Ama sen de biraz sakin ol anneciğim yani. Hani telefonda falan da sakın ağlayayım deme, bak çocuğun moralini bozma. Tamam. Ya, siz dediniz öyle ol. Hiç beni düşünmeyin siz. Siz hep kendinizi düşün. Anneler ne hisseder, ne yaşar hiç düşünmeyin. Ama bak şimdi Rukiye anneciğim, Nazlı haklı. Yani bak diyorsunuz ki ben anneyim, sizin iyiliğinizi düşünürüm diyorsunuz ama ya bize hiç seçenek bırakmıyorsunuz. Nazlı'yı ele alın mesela. Bak, tahsilli, güzel, genç, pırıl pırıl bir genç kız. Ya Yıldız ablanın bulduğu bir kısmetle Nazlı nasıl mutlu olacak acaba? Hayda, nereden nereye şimdi? Çocuk ne alakası var? Ayrıca o çocuk gayet hani SSK'sı olan, işi gücü olan iyi aile çocuğu. Yani yok yok çocukta baktığında. Peki anneciğim, peki Sevgi? Nazlı sevebilecek mi bu çocuğu? Sever, sevebilir. Sevebilir. Göreceğiz, sevebilir. Ya Cumar, o dükkan niye açık öyle? Fehmi abi, ben birkaç tane eşya koyacağım da içeriye, o yüzden. Niye? Uzun hikaye abi. Ya kardeş, yardım edek ya. Yok, daha neler var Bahtiyar abicim, bu kadar genç varken biz sizi yoramayacağız aşk olsun. Hadi. Alt tarafa bir dolap ya, o gençler hemen atar şimdi içeri. Yavaş, hep beraber, say. Bir, iki, üç. Burada değil. Ya bırak ya. Siz ne biçim geçmişsiniz ya? Ne geçtiniz? Babacığım, siz merak etmeyin. Biz kahveden 3-5 adam toplar. Ya bırak ya. Tamam Bahtiyar abi. Ya abi ne gerek var ya? Hadi. Beni niye incitiyorsun? Hadi. Yava! Bu ne lan? Hiç vermiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya birader, bak geçen gün Rıza Amir'im inşaata girdi çıktı, fikir değiştirdi. Ne oldu içeride, bir anlat ya. Söyleyeyim. Söyle ya. Söylemirem, sana ne? Bak söylersen bir senelik kıtlama şekerim benden. Vallahi değil. Evet. Söylemirem. Asıl ben senin kanından şüphe ederim ya. Allah Allah. Dediği lafa bak adamın. Ne oluyor ya? Cins konuşma ya. Bizim aslımız da neslimiz de belli kardeşim. Türk oğlu Türk'üz biz. Damarlarımızdaki asil kanda mevcut kudretimiz. Allah Allah. Senin damarlarında akan asil kan da bizimki ozon suyu mu? Şişt, ne yapıyorsunuz lan? Vallahi sağlı sollu dalacağım ha. Mesut abiciğim, şaka yapıyorum bu kerize. O da hemen inanıyor. Şaka yaptık oğlum ya. Ya şaka yapıyormuş lan. Şaka yapıyormuş, Allah Allah. Makar yapıyormuş. Gel otur sen de buraya, gel. Abi böyle şaka mı olur ya? Mustafa Başkan'a kan buldu. Diyor ki senin bulduğun kan bozuktur. Şaka yaptım diyorum. Ne diyeyim daha? Ha abiler, bu arada hastaneden geliyoruz. Yenge ameliyattan çıkmış. Durumu da gayet iyi. Haberiniz olsun. Vallahi. Hele bak, peki Mustafa Başkan nerede? Kestekhanada mı? He abi. Nerede olacak? Biz dedik, sen git eve, bir iki saat dinle. Biz burada kalırız dedik de istemedi abi. İstemez tabii ya. Ya siz nasıl becereceksiniz ha?
bir tane hanım lazım çünkü kadın da bu. Bir şey söyleyeceğim ya, Mustafa Başkan'ın bu yengemizin eşi, akrabası falan kimse yok mu ya? Var bileler ya, olmaz mı insan akrabası olmaz mı da hepsi de memleket demiş. Valla. Valla. Nasıl olacak peki ya? Vereyim mi çay size oğlum? Ver, ver. Ver oğlum çay orada, iki tane. Hadi ya Allah! Hadi biraz daha yüklen, yüklen, kalk, 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 kalk. Yok abi, yok. Ahmet! Bismillah, bunun içinde ne var oğlum? Abi biz onu hallederiz. Bak. Gençler varken kendini diyor, sen esnaf adamsın abi, beline bir şey olacak. Ondan sonra dükkanı açamayacaksın, kaybın olacak. Hadi babacığım, hadi zaten babacığım. Size gidiyorum oğlum. Fare eşime bir el atın. El at abi, el at. Allah Allah, butik ne yapıyorsunuz siz? Efendim? Hayır, sabahtan beri soruyorum, kem küm cevap vermiyorsun. Ne yapıyorsunuz siz? Ya anne, biz şey yapıyoruz, biz... şey yapıyoruz yani. Ya anne, söylettirdin, sürprizi bozdun. Sana dolap almıştım ben hediye ya. Ne dolabı canım? Bu dolap aynı sizin yatak odası takımının gardırobu. Ha. Aa yok canım. Ne alakası var anne? Aa. Aa. Ya gerçekten benziyor mu ya bu Dilek? Kız ne benzemesi? Bu o zaten, ben aldım bilmez miyim, Allah Allah. Ya var ya, ay ne şanslısınız ya. Ana kız aynı takımı kullanıyorsunuz ya, muhteşem. Babun, tut çanın ucunda kardeşim, yukarıya çıkartıyoruz, gördü artık. Kız ben hiç bunu anlamadım. Kapıyı açıyorum ben, hadi. Hadi Allah Allah, hadi. Allah Allah. Ya dur Mahmut, dur. Oğlum böyle çıkmaz. Evet abi, çıkmaz. Çıkmaz. Doğru abi, çıkmaz. Çünkü... Abine, hayatımı kurtardınız. Sağ olun, var mı? Ya dedim, hayatımı karanttın ya Sinan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam amirim. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz cevriciler? Ne olsun amirim? Amirim, bir çayımı içmeden vallahi sizi bırakmam. Ha, yok, sağ olasın Bekir. Say içmeyeceğim. İşim cüzüm var. Böyle sizi gördüm, geçerken bir selam vereyim dedim. He, iyi. Var mı mahallede bu kağıt? Asayiş Berkeman, amirim! Değil, değil amirim. Nasıl? Benim bir sorum var ya. Sorabilir miyim? Dene bakalım, sorabilir misin Nevzat? Sor. Amirim, siz bu inşaata girdiniz. İçeride ne yapılıyor? Amirim, görüyorsunuz, benden alamadılar ya cevabı. Sizi sıkıştırırlar ki, belki bir şey alırlar. Hey, siz kimsiniz? Siz kimsiniz ya? Evet amirim, şimdi siz içeri girdiniz, sonra çıktınız. Yani içeride kanunsuz işler mi dönüyor? Bizden niye saklıyorsunuz ki? Öyle mi amirim? Evet, evet, aynen John, aynen ya. Amirim, içeri bir girdin, bir çıktın, anında fikir değişti. Hayırdır? Yani sen de bizim kadar meraklıydın. Aynen. Yapmayın, etmeyin amirim. Kurban olayım, gözünün cırbıtızı yiyeyim. Cırbıtızı yiyeyim. Ya, şimdi cırbıtızı oldu değil mi? Ben sana demedim mi ben buraya girerim Beşir? Sen kime şov yapıyorsun? Ben buraya girerim dedim mi, demedim mi? Dedin. Girdim. Tamam, girdin. Yaparsan, edersen de... Peki amirim, ben ne olacağım? Ne olacaksın sen? Ya amirim, emekli olunca bülisiz, maaş ambuk eder, geçinemedim, kuş gibi. Ben de bir işe girdik, çıktık, battık, ikramiyeyle yaktık. Ah, kaldım, dıptımız ortada. Dıptımız. He, dıptımız ortada kaldı ya. Olur, olur öyle. Olur. Herkesin başına gelir, anladım. Ya amirim bak, gelir de şimdi ambu inşaat böyle yapım başlayınca dediler ki Bekçi lazım. Bekçi lazım. Kendi kendime dedim ki Bekçi, aynısını gibi Bekçi. Fırsat ayağa geldi dedim. Aynısını gibi dedim. Ya zaten biliyorsun 30 yıldır, 30 sene ben ambu mahallede, ambu sokaklarda sılık çaldım. Sılık, düdük. He, düdük, düdük çaldım. Dedim benden bu işi daha iyi kim yapabilir? Kim? Kendi kendime düşünün, ben yaparım. Ben yaparım. Dediler ki bana içeri kimseyi sokmayacaksın. Denalti. Denizdeki karalti. İnanmasan say da bak, 16'dır 16. 16 kelime istedi. Hiçbir tanesini içeriye sokmadım. Ama şimdi... Ağlama ya, tamam. Tamam ağlama Beşir, ağlama. Tamam. Ağlama ya. Tamam ağlama. Ağlama Beşir, ağlama. 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 Ağlama desen de. Şimdi diyecekler ki Meherleli belki bir işi gene beceremedi. Bu binayı gene koruyamadı diyecekler. Tamam merak etme, kimse bir şey diyemeyecek. He? Hiç kimse bir şey diyemeyecek. Hiç kimsenin haberi olmayacak, tamam. He. He, iyi. He. Hakikaten.
Hakikaten mi? Kimseye söylemeyecek misiniz? Hakikaten kimseye söylemeyiz abi. Hiç kimseye söylemeyiz. Vallahi. Bu benim lan, bu istihbarat benim lan mezara kadar gider, merak etme. Aramızda. He. Hay, o zaman ağlamayayım. Amirim. He. Amirim, hele elize bak, hele elize bakayım bir. Eliz ne kadar güzelleşmiş böyle. Öyle mi? Demek amir olunca eller de böyle pamuk gibi oluyor. Ben en iyisi öpeyim. Yok yok yok. Öyle öpme. Allah. Öyle öpme çok. Öyle öpme çok. Öyle öpme çok. Öpmek yok. Öpmek yok Bekir. Düdüğün düştü. Aldım düdüğümü. Öyle öpmek yok. Bir baç edeyim. Baç edeyim? He. Baç etmek nedir ya? Baç etme. Bak. Ah. Ya özlemişim amirim seni. Vallahi yine özlemişim. Bahset etti değil mi? Evet. Bahset etmek, öpmek yani. Evet. Bir den daha bahset etmek. Bahset etmek. Ben de seni özledim. Ben de seni özledim Becim. Ya amirim, o kadar güzel. Çok sık bahset etme beni ama, tamam mı? Tevla değil mi? Çok sık bahset etme, yok. Arada bahset edersin. Var mı? Evet, tamam. Aramızda kalacak, sıkıntı yok. Tamam, tamam abi. Emredersin amirim! Merak etme Bekir. Merak etme, istihbarat bende. Ya amirim, gerçekten ne yapılıyor içeride? Selahattin, sen o sepet kafanı böyle işlere yorma. Merak iyi bir şey değil, merak etme. Emredersiniz abi. Dünyanın en kıyak emniyet mensubu Sayın Rıza amirim. Gerçekten bize söylemeyeceğiniz mi şimdi, ne var orada ya? Söyleyemem Mesut. Gizli bilgi, çok gizli bilgi. Söyleyemem. Hadi biz işimize gidelim Selahattin, işimiz gücümüz var bizim. Emredersiniz abi. Sizi gördük, selam verdik. İşimize gücümüze gidelim. Ben yola vurayım amirim sizi. Beni yola vur bakalım. Ha, buyurun. Haydi. Buyurun abi. Yola vereyim. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Kendine. Yok arkadaş, söylemiyor ya. Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Geç Selat. Beyler, size bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Burada karanlık işler dönüyor. Hadi be. Yani devletin polisinden sakladıklarına göre bu işin arkasında CIA, Mossad hepsi olabilir. Alper, sen fazla ajan filmi izleme oğlum. Abuk subuk konuşmaya başladım. Ya CIA'nin burada işi ne be? Bizim mahalleye gelecek, bina dikecek ha. Tabii abi, ama bir şey söyleyeyim mi? Rıza amiri susturduklarına göre bence derin bir yerlerde. Onu diyorum kardeşim ben, ne oluyor da? Yani kaç gündür merak ediyoruz, ne oluyor? Çıkar ya, elbet kokusu çıkacak. Yani kapıyı açtık, o da çıktı gitti. Boşuna zahmet ettiniz siz de. Bahtiyar hadi gel, sen de otur bir kahve içelim. Seni boşu boşuna yorduk buraya kadar ya. Ya zahmet olmasın Fehmi abi. Zaten dükkanda kimse yok ya. Ya zahmetin lafı mı olur? Gel otur. Ey madem hadi. Kızlar bir kahve yapın bize ya. Peki baba. Kız bak ya ama. Haber yolladım. Haber yolladım çocuğa. Yarın görüşmeye gelecekler buraya. Kız Fehmi abi, sen burada mıydın? Ben çıktıydı diye şey ettiydim. Rukiye abla. Yok ya. Kız Yıldız abi. Buradayım ben. Kim geliyor? Kim? Misafirliğe kim geliyor bize Rukiye? Abi bize kim gelir Fehmi'cim? Komşular. Hiç. Nazlı. Hı? Nazlı sen ciddi olamazsın. Bak o çocukla buluşmanı istemiyorum, tamam mı? Sen benim en iyi arkadaşımsın ve ben seni çok iyi tanıyorum. Sen o çocukla asla mutlu olamazsın. Buluşmayacaksın o çocukla, tamam mı? Ay Güldencim artık gideyim de sussunlar istiyorum ya. Ben çok sıkıldım bu muhabbetten ya. Tamam gideceğim, oflayacağım, puflayacağım ve çok sıkıldığımı anlatacağım. O da vazgeçecek. Ay Rukiye abla, üf, ne bileyim ben, evde kimse yok sandımdı. Yani Yıldızcığım, insan bir bakmaz mı içeride kim var kim yok diye. Ne oldu anne? Bir büyük pot kırıyordu ki babanın yanında. Ama yaştı neyse ki Allah'tan. Allah'tan şu bir an evvel kahvelerini yap. Gönderelim onları. Sen de otur şuraya çık. Otur burada, yabancı değilsin sen. Otur. Kızlar ben de bir kahveniz alırım o zaman. Basri abi. Sağ olsun canım gözüm. Oh be, sonunda buldum. Aslında adresi de kolaymış ha. Bir saatten beri arıyorum. Ya arkadaş, birine sorsan gösterirdi sana burayı ya. Tadı güzel pastanesi, herkes bilir. Zeşkün. Sordum zaten beyefendi. Ne demişler? Sonra sonra Bağdatlı'ndır. Gün gelecek. İnsanların adresleri sonra sonra bulmasına gerek kalmayacak. Efendim amca? Bilgisayarlar. Hayatımıza o kadar çok girecek ki adresleri bile onlar bulacaklar.
Aha, evet öyle, biz de öyleydik bir ara. 46'lık ya biraz Basri abi. Ne vereyim? Her şeyden getirin. Hepsini denemek istiyorum. Ha, tamam. Yarın burada çok önemli bir randevum var da. Bas. Yarın mı? Evet. Biraz erken geldin sanki. Öp sana. Liseden beri öyleyim. Sınav yerlerimi önceden gelir kontrol ederdim. Ha, iki oturumlu sınav. Önce ÖSS, sonra ÖYS. Vay be. Demek ki randevum var. Evet. Bu mahallede oturuyormuş ya. Çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Yani ben bu konularda hiç iyi değilim. Şey, sizce nasıl görünüyorum? Yarın bu kıyafetle gelsem uygun olur mu? Ne bileyim ben ya, yani. Bir dön bakalım. Evet, etek boyu falan. Bu taraftan dön. Ben şey yapamadım ya, Basri abi sen ne diyorsun? Hadi hayırlı işler. Amca beğenmedi herhalde beni. Yok yok, o öyle. Hepsini getirin, her şeyi getirin. Hiçbir aksilik olmasını istemiyorum yarın. Lütfen. Çok teşekkür ederim beyefendisine. Nurten anneciğim, hani sen bizim yatak odası takımını çok beğenmiştin ya. Vallahi ben kıyamadım, dayanamadım. Aldım getirdim, burada işte. Ay ne kadar düşünceli, görüyor musun anne? Herhalde yani Dilekçim, herhalde canım. Yani benim Nurten annem hiçbir şeyden eksik kalmamalı. Lütfen, olur mu? Aldım geldim işte. Kıyamam kız. Damat, teşekkür ederim. Düşünmüşsün, almışsın. Çok güzel de... Bu bizim yatak odasına sığmaz. Yapma ya. Yok anne. Sığmaz mı? Sığmazsa Nurten anneciğim burada dursun. Olmaz mı? He? Bir şey söylesene Dilek. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum artık Ali. Oldu anne ya, dursun burada. Ha. Kız annem burada olur mu böyle salonun ortasında? Hayatta olmaz. Yok. Anneciğim, Nurten anneciğim. Niye öyle diyorsun? Bak ne güzel oldu. Kocaman salon böyle ikiye ayrıldı. Sanki orada ekstradan bir oda varmış gibi oldu. Bak ne güzel, ora başka oda, bura başka oda ha. Nurten, Nurten! Ay, ay Seyfi. Efendim annem, neredesin sen? Dolabın arkasındayım. Baksana, sabah sana bir şeyler söylemiştim ya. Bu butik bir şeyler karıştırıyor diye. Hala lafımın arkasındayım. Yani Seyfi babacığım, aşk olsun yani. Niye bir şeyler karıştırayım? Tamam, doğru söylüyorsunuz. Kocaman böyle salonun ortasında olmaz. Ben hemen gideyim arkadaşlara haber vereyim, bunu indirelim. Ben geriye iade edeyim. Tamam, tamam. Ben hemen iade ediyorum onu. Gideyim hemen halledeyim. Kaçıyor, kaçıyor. Ya ben şimdi anlamadım arkadaş. Bu hepsini buraya taşıyayım mı? Yok, yok, lütfen, lütfen. Buraya koymayın. Ben burayı hiç beğenmedim. Hepsi burada kalsın. Ha. Burası iyi değil. Peki. Rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ha. Teşekkürler. Ahmet abi. İyiyim, iyiyim Ahmet abi. Sinan'a ne yaptın ha? Ne yapacağım? Bizim eve sakladım. Ha. Ya hep senin yüzünden. Sinan'ı niye alıp buraya getiriyorsun sen ya? Ya ne yapsaydım Ahmet abi? Pöf sana ya. Bahtiyar abiye mi teslim etsin? Şahin. Ahmet abi. Bu karikatür dergilerinden fırlamış tip kim? Ya yarın randevusu varmış. Bugünden antrenman yapıyormuş işte. O çok komik bir tip lan bu. He. Merhaba. Merhaba efendim. Estağfurullah, otur. Sen hayırdır kendi kendine birader? Hangi taraftan bakılınca daha iyi görünüyorum? Onu test ediyorum da. Anladım. Siz hangi taraftan? Size sorayım. Söyle midir? Ben dikkat etmedim bu. Bir bakarsan etkili. Bakıyorum. Lütfen. Tamam, çok teşekkür ederim abi. Rica ettim. Söyleme. Yoksa söyleme. Kadir inanır bakısı. Ne? Kadir inanır bakısı. Bu az öncekini bir daha alabilir miyiz? Al Pacino bakısı. Of. Bu da Kadir inanır bakısı. Of. Evet. Robert De Niro var mı? Hayır. Yok. Olmadı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ettim. Ne bileyim, Ahmet abi ben hayatımda böyle bir burun gibi... Buradan başlıyor, buradan bitiyor böyle. Evet, evet. Of. Evet. Bu. Bu. Bozma, bozma, geç, geç, bozma. Fertik, fertik, fertik. Bu, bu, bu. Rukiye ablacığım, ben çocuğun annesiyle konuştum. Bizim de gönlümüz var dedim. Hı. Bizim de gönlümüz mü var?
Bence daha çok senin gönlün var Yıldız ablacığım. Kimsenin Nazlı'nın fikrini sorduğu falan yok. Aa, eğer Rukiye abla dedi, Nazlı'nın da gönlü var dedi. Allah Allah. Hoş geldin Nazlı'cığım. Hazır mısın? Neye hazır mıyım Yıldız abla? Sadece tanışacağız, konuşacağız yani. Aa, kız öyle deme. Çocuk çok beyefendi. Çok iyi de maaşı var. Hem eli yüzü de düzgün. SSK'sı bile var. SSK... No, Rukiye abla, SSK'sı diyorum. Sen neyin var? Yıldızcığım, bugün saat 2'de Çağatay arayacak telefonla. Doğru düzgün konuşamadık çocukla. Bir an evvel evden çıksınlar, gitsinler istiyorum. Affedersin de bir şey soracağım. Bu Bahtiyar'ın dükkanı yok mu? Bu nasıl bıraktı çıktı dükkanını bu kadar? Anneciğim, şimdi kahvelerini bitirdiler. Birazdan çıkacak onlar, merak etme. İnşallah, inşallah. Oo. Şimdi abi şırdanları aldık, tencereye koyduk. İlikli kemik suyu. Hey. O böyle kaynayacak o kemikle beraber böyle. Wow, saatlerce kaynayacak. Kaynadıktan sonra o şırdanı böyle eline aldığın zaman... ...şırdan sana böyle isyan edecek. Ye beni diyecek. Ye, ye. Abi. Sıra geldi yemeğe. Şırdana bak ya. Fena böyle şırdanı öyle aldık. Üstüne böyle kimyonu serptik mi abi? Böyle onun ucundan ısırdın mı? O yağ buradan böyle akacak mı? Hele yanında bir de süs biberi, acı. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Ya Bahtiyar anlatma ya, Allah Allah. Rejimdeyim ben ya. Git anlatma ya, Allah Allah. Nasıl bu adam oturdu yemek tarifi veriyor. Allah aşkına gitmeyecekler bunlar. Kız ne tarif veriyor acaba, biz de dinleyelim. Kahvelerim de bitti bunların. Bahtiyar abi, kaptırdı mı susmaz. Fehmi abi bak, o zaman şırdanı kesin menüye koyuyorum ya. Koy koy, evet. Tabii ya. Aa, unuttum. Mumbar var abi. Mumbar mı? Tabii ya. Aa, o nasıl ya? Abi koyunun bağırsağı böyle mumbar. Fehmi'ciğim. Siz yemek mi konuşuyorsunuz? Bak bak, o rejimi bozuyorsun sen, ben anlıyorum bak, sakın ha Fehmi'ciğim. Ya konuşmakla rejim bozulur mu ya? Bozulmaz mı şimdi? Konuşuyorsun, canın çekecek, ondan sonra evde konuşacaksın, gideceksin dışarıda... ...kıyıda köşede gıp gıp yiyeceksin. Lütfen rica ediyorum bak. Allah Allah. Ben hayatım boyunca öyle gıp gıp yemedim ya. Hep löpür löpür götürmüşüm bize. İşte bak olmaz. Gıp gıpa karşıyım yani. Ama babacığım, konuştukça iştahı açılır insanın. Olmaz. Babacığım, irade çok önemli rejimde. Şimdi böyle yemek konuşursanız canınız çeker, rejimi bozarsınız. Olmaz. Evet ustacığım, sizden de rica ediyorum. Bak gelir ister, dükkanda öyle gizli gizli falan sakın yedirmeyin yani. Ya kalk Bahtiyar, gidelim ya. Şuraya bak. Evde yemek yemek yasak. Yemekten konuşmak yasak. Bu sıkıntım acayip benim canımı sıktı ya. Hadi bak, bak gidelim. Ya hadi. Biz de zaten lafa daldık Fehmi abi ya. Allah. Zaten dükkan da boş. Kapanı da hemen verebiliriz. Ay çok zahmet oldu size de vallahi. Estağfurullah yenge. Sağ olun. Hadi bir an önce. Haydi bakalım. Hadi. Fehmi'ciğim bak, söz verdi. Hadi babacığım. Dikkat edin. Selametle. Hadi kolay gelsin. Demek evleneceksin. En iyisi. Babam ne der biliyor musun? Evlenene kadar erkeksin. Evlendikten sonra adamsın. Mesela benim kuzen. Sen tabii onun bekar halini bilmiyorsun. Ahmet abi, ben minutun ya. Ne, ne olmuş benim bekar halimde? Pef sana ya. Ay bir şeyin yok be. Deme mavişim benim. Neyim var benim ya? Ahmet beyefendi, ben de Salim Bey gayet yakışıklı bir çocuk. Benim gibi tipsiz mi Allah aşkına ya? O ne biçim laf ya? Duymamış onu. Sen tipsiz falan değilsin güzel kardeşim. Yok abi yok, öyle. Bana hiç moral vermeye çalışma. Kimse beğenmez beni. Okuldan beri lakabım Bahtsız Semih. Bahtım bahtım, hiç gülmedi benim. Böyle konuşuyorsun, üzüyorsun ama beni. Evlendikten sonra belki bahtın değişir, açılır. İnşallah be Ahmet beyefendi. Açılmaz Ahmet abi. Bu çok büyük bir günah işlemiş bak. Çok çirkin adam, çok. Ne diyorsun sen ya? Vallahi böyle bir şey olmaz ya. Çok yakışıklısın ha. Bunu olmasa belki de. Ya
Ameliyat nasıl geçmiş peki? İyi geçmiş çok şükür, iyi geçmiş. Ama bu kaçıncı oldu be Fehmi abi? Sorma ya. Ayvalık'a gittiklerinde rahat ederler falan dedik ama bu hastalık peşini bırakmadı ya. Evet. Çok acayipmiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Yani Mustafa'cık da yani gündüz burada, gece hastanede git gel git gel, helak oldu adam. Ya bana bak, bari gitsin evde dinlensin ya. Burada helak oluyor baksana. İki büklüm. İşte çırağı var ama içi de rahat etmiyor ki. İlle burada duracak. Gerçi bir açıdan da iyi oluyor Fehmi abi. Hani burada sohbet oluyor, muhabbet oluyor. Goy goy oluyor işte, kafası dağılıyor. Dur ben bir konuşayım bununla ya. Konuş konuş Fehmi abi, konuş bir. Mustafa! 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 Nevşehir'in patatesi bunlar, buyurun, evet. Fehmi baba sen misin ya? Ya Mustafa kusura bakma korkuttuysam ya. Yok yok estağfurullah, ne demek, ne korkutması? Nasılsın, iyi misin ya? Vallahi iyiyim Fehmi baba ya, nasıl olayım? Ben iyiyim demek adet olmuş işte. Hanımı ameliyattan çıkardılar, müşahedeye aldılar. Bana da dedi ki doktor, sen git dedi burada dedi, hani ne yapacaksın dedi. Ben de geldim buraya dedim, dükkanın başında durayım bari. Bir şey olur diye içim geçmiş. Senin de işin çok zor ya, yıllardır böyle. Manavla, hastane arası gidip geliyorsun, mekik dokuyorsun ya. Vallahi Allah kolaylık versin. Sağ ol, sağ ol Fehmi baba. Ama ne yapayım, ne yapayım? O benim hayat arkadaşım. O benim karım ya. Söz verdik değil mi? İyi günde, kötü günde diye söz verdik. İnsan sözünden döner mi Fehmi baba? Helal olsun, helal olsun Mustafa. Allah herkese senin gibi bir hayat arkadaşı nasip etsin. Al. Sağ ol. Mustafa'cığım bak, hiç çekinme. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa söyle. Sağ ol abi, söylemen yeter. İki yoğun var. Ay kız Rukiye abla niye aramıyor? İki dedi çünkü Nurten'cim. Evet ama ben meraktan çatlayacağım galiba. Ya Rukiye abla bak, aradığı zaman nerelerdeymiş, neler yapıyormuş hepsini tek tek sor. Tamam söz. Tek tek soracağım söz. Kız Nurten abla, hı, bu sizin çocuklar yavaş yavaş eşyaları yukarı taşıyorlarmış. Aa, hiç öyle bir şey yok. Yani nereden çıkarıyorsunuz bu lafları ben hiç anlamıyorum. Hayır yani ben demiyorum, konu komşu diyor. Şimdi sen söyle o konu komşuya, hiç öyle bir durum yok. Bizim yatak odası takımı eskimiş biliyor musunuz? Benim düşünceli damadım da annesi rahat etsin diye yeni yatak odası takımı almış. Diyeyim ben sana. Hmm, yani hediye olarak da yatak odası takımı ilk defa duyuyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bu Mustafa'nın olayına el koyuyorum. Bundan böyle Mustafa'ya yardımcı olacağız. Şimdi onu ben eve gönderdim biraz dinlensin diye. Mustafa hastanedeyken içimizden biri manavda kalacak, onun yerine bakacak. Mustafa buradayken hanımlar hastanede refakatçi olarak kalacak. Üçlü vardiya sistemi, 8 saat. Vallahi ne kadar iyi etmişsin Fehmi abi ya. Helal olsun sana ya. Tabii tabii. Aynen. Elimizden geleni yapalım Fehmi abi. Yaşa be Fehmi abi. Vallahi sen bu mahallenin sadece muhtarı değil, aynı zamanda babasısın. Şimdi gideyim de ben hanımlara söyleyeyim, hazırlıkları yapsınlar. Vardiya sistemini bu akşamdan itibaren başlatalım. Tamam bana. Vallahi yavrum. Güzel olur değil mi? Vallahi yavrum. Nevzat Hanım. Biz de bir şeyler yapalım ya. Tamam, tamam. Ay zaman da geçmek bilmiyor ki. Ay kız Rukiye abla saat 2 ve hala aramadı. Başına bir şey geldi diyorsun değil mi? Ay anne bir sakin olur musun Allah aşkına? Bebeğim, babanız geldi. Ne oldu babacığım? Bir şey olmadı, eve geldim ya. Fehmi'ciğim, senin ne işin var burada? Aa, ne demek ya? Aa. Rukiye benim evim burası ya. Ne demek ne işin var? Altın kızların yeri vardı, benim mi yerim yok? Olmaz olur mu? Tabii ki de. Ay hiç bu saatte gelmezsin de şaşırdık. Karnım mı acıktı babacığım senin? Ben hemen mutfakta bir şey hazırlayayım mı sana? Ha. Yok yok yok, hiçbir şey hazırlamayayım. Ben bir şey konuşacağım, yiyeceğim. Hay Allah, hemen konuş o zaman Fehmi'ciğim. Hadi bakalım. Evet. Ya dur ya. Rukiye bu ne acele ya? Ne acele ediyorsun Allah'a? Yok, merak ettik değil mi? Ne diyeceğim, merak ettik onun için. Fehmi abi özelse biz çıkalım.
Yok yok, siz de kalın, siz de kalın, siz de dinleyin ya. Ne diyecekse dese de gitsin, bir an önce saat geldi. Evet. Şimdi, ya Nazlı bana bir su geçsene. Nazlıcığım su getirsene, çabuk hadi. Anne getiriyorum, hadi, bağırma. Ya Rukiye, niye telaş ediyorsun ya? Allah Allah, ne bu telaş ya? Yok, hiç telaş yok canım Fehmi'cim be. Merak ediyoruz ondan, değil mi? Ay kız Fehmi abi, vallahi çabuk söyle, meraktan çatlayacağım. Ay yoksa şu inşaatta ne yapılıyormuş, onu mu öğrendin Fehmi abi? Yok ya, ya inşaattan bana ne ya? Ne yapılırsa yapılsın ya, bana ne? Ya benim konuşacaklarım çok daha önemli, evet. Şimdi, ah getir ya suyumu getir. Ay baba pardon, ah. Dur kalsın ya. Evet, ya. Dinliyoruz Fehmi'cim, dinliyoruz. Ya dur Rukiye, acele etme ya. Dur, suyumu içeyim ya. Evet, şimdi... Kuzlar biliyorsunuz... bizim Maral Mustafa'nın eşi Aslı. Kıyamam kız, çok çekti kadın ya. Evet ya, kimi kimsesi yok kadıncağızın. İşte kimi kimsesi yok değil. Bizler varız. Şimdi ben düşündüm, taşındım. Şimdi Mustafa her gün oraya gidiyor ama hem orası hem manav yetişemiyor çocuk. Şimdi ben sizler arasında böyle nöbetçi, refakatçi sistemi kurdum. Tamam mı? Aranızdan bir kişi gidecek geceleri Mustafa'nın yerine orada nöbette kalacak. Tamam mı? Aklında bir yaşa Fehmi'cim. Çok güzel, çok güzel düşünmüşsün. Sen hiç merak etme. Biz kendi aramızda konuşur, hallederiz tabii ki. Zor günde birbiri yanında olmak lazım, değil mi? Aynen, aynen. Tabii. Siz kendi aranızda o nöbetçi sistemini ayarlayın. İşte biriniz orada olsun akşamları. Tamam, tamam canım benim. Ha, o zaman... Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Suyumu da bitireyim ben. Tamam. Oh. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım. Ha. Ben şey yapsaydım yok, sen... Yok, ben buradayım ya, ben yakınım.